Evet, iyi günler. Bir periskop sohbetinde çok eski bir arkadaşımla, Hakan Yılmaz'la birlikteyiz. Hakan hoş geldin Hoş bulduk Burçhan'cığım. stüdyomuza. Sağ ol. Çok güzel stüdyo. Maşallah hepinize. Hakan seni iki türlü bilenler var. Bir, Boğaziçi Üniversitesi'nin önde gelen siyaset bilimcilerinden ve dolayısıyla Türkiye'nin siyasetten anlayan Hakan Yılmaz. Bir de benim gibiler de var ki senin esas türkücü diyeyim. Oluyor mu türkücü? Rahatsız Türkücü, olmuyorsun değil şarkı yok canım. Niye rahatsız mi? Ezgi'nin günlüğünden edeyim? itibaren 83'te ilk konserinizi vermiştiniz ve sen özellikle Azeri türküleriyle değil mi? Çok Bilinirdim. bilinirdin. Çok yoğun bir araştırmacı yönüm var, öğretim üyesi yönüm var, idareciliğim var mı bazı içinde? Var var. Bölüm başkanlığı yaptım. Halen de Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yapıyorum. Ama bu arada kalktın bir de albüm yaptın. Kadir Şan Tarhan'la. Tarhan'la. Yanılmıyorsam o da Ezgi'nin günlüğünün ilk başlarında olan bir... Bir kişilerden biriydi. Sonra hayat gailesiyle oradan ayrıldı. 2 sene önce de tekrar biz birlikte müzik yapmaya başladık. Bu sonuçta sen yoktun. İki senenin mi ürünü? 2 senenin ürünü. Peki nasıl yaptınız? Onun da başka bir işi vardır herhalde. Onun da başka bir işi var. O da çalışıyor Robert Kolej'de bir idari işi var. Kadir Şan Tarhan Boğaziçi Üniversitesi'ne makine mühendisliği okumaya girmiş 70'li yıllarda. Sonra okulu bitiremeden ayrılmış. Siyasi nedenler, iş nedenleri. Af çıkınca bir gün ben ofiste oturuyorum, baktım kapıyı çaldı, geldi. Ben dedi işte bitireceğim okulu ve sosyoloji bölümüne bu sefer kaydını yaptırmış. İşte bana yol göster, yardım et. Talihin cilvesi yani kader. Dedim yardım ederim ama bir müzik yaparın birlikte. Hani sen de o şekilde bana yardım et. Kadir'in tabii canına minnet. O şekilde biraz Bremen mızıkacıları gibi Güzel bildi. başladık. Ondan sonra önce ofiste çalıştık bizim. Yani ilk besteleri, sözleri o şekilde Yani oluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki senin Tabii siyaset tabii bir aynen orada. orada. Orada başladık konuşmaya, çalışmaya. Ardından biraz işler gelişmeye başladı. Çünkü hem bende hem onda çok büyük bir müzik birikimi var. Yani yıllar içerisinde yaptığımız besteler, sözler, onun yaptığı, benim yaptığım. Bir baktık müthiş bir yığın var. Bunlardan bir kısmını seçip bir repertuar oluşturmaya başladık. Böyle biraz yol alınca dedik ne yapalım biz şimdi? Gittik şeyin kapısını çaldık bizim Nadir Göktürk'ün, Ezgi'nin gününün şimdiki patronu diyeyim. Ondan sonra ve bizimle birlikteki kurucu ekipten Nadir sağ olsun bize evini açtı. Evinde işte sizin buradaki stüdyo gibi bir de müzik stüdyosu var ya evlerde. Evindeki müzik stüdyosunda biz Nadir'le konuşarak bu şarkıları onun stüdyosunda gitar ve vokal olarak kaydetmeye başladık. Hepsini Yani o kaydettik Kadir bunların. Şan Kadir gitar Şan çalıyor, sen gitarcı ve söylüyorsun. besteci, ben söylüyorum. Parçaların sözleri bana ait, besteleri paylaştık. Bir bestemizde albüme adını veren beste Sen Yoktun. Azerbaycanlı şimdi vefat etti. Çok büyük bir Azeri klasik müzik bestecisi vardır. Hacı Hammemmedov diye bir adam. Onun tar ve orkestra için konçerto diye çok güzel bir eseri vardır. O eserdeki bir melodi aslında bu şarkının Bu bestesi. arada sen Onu Azeri aldım. miydin? Benim baba tarafım Azerbaycan göçmeni ama işte Bolşevik devrimi sırasında Değil mi? Öyle bir Türkiye'ye şeyin var. göçenler. Anne tarafım Gürcistan göçmeni. Ben Kafkasyalıyım senin gibi yani. Şimdi 10 parça var. Sözleri sen yazdın. Besteler paylaşıldı vesaire. Kaç gün oldu çıkalı? Birkaç hafta. 7 Eylül'de Ada Müzik şeye koydu, piyasaya çıkardı. Anında şeye düştü. Korsan internet sitelerine düştü. Şu anda 100'ün üzerinde korsan sitede var. Aynı zamanda tabii korsanlara düşünce Ada Müzik hemen işte official audio dedikleri versiyonu şeye koydu. Şimdi Ada Müzik'in kendi kanalına koydu. Aynı zamanda da işte iTunes, TTNet gibi yerlerden de Artık para şey değil mi? mukabilinde indirilebiliyor. Ama onu kim Satılma yapıyor bilmiyorum. elektronik olarak mı daha çok Yani şu satılıyor? anda müzikte Ruşen'cim para kazanma diye bir şey satarak para kazanma tamamen bitmiş durumda. Ben dün bir benzin istasyonunda benzin alıyorum. Oradaki
Çocuğa dedim ki kim bu CD'leri alıyor? Çünkü en çok oradan satılıyormuş, evet, biliyor musun? Yo, uzun yola gidenler bir CD alıp gidiyorlar. Abi dedi işte ayda yılda bir kere birkaç kişi alıyor. Artık bu bir şey satarak para kazanma, o altın çağı, hani plak satarak, CD satarak 90'ların sonu 2000'lerin ortasında bitmiş. Şimdi iki türlü para kazanılıyor. Ya dijital satacaksın ki onu da kimse almıyor. Çünkü korsanları her yerde var. Tek para kazanma yolun var, canlı konser vermek. Siz bu yaştan sonra yaştan sonra yapacaksın onu. İşte ya mesela yılda 300'ün üzerinde konser verenler var. Kendilerine böyle bir şey ayarlayıp işte bir minibüs, kamyon, öyle bir şey. Şehir şehir dolanıp. Var mı sizin projeniz? Bizim var. Biz o kadar veremeyiz. Yani barsaz konserleri biraz bizim için uzak olur ama daha klasik böyle hani salon konseri türü birkaç şeyi yapacağız. Zaten yapmak zorundayız. Çünkü albümü başka türlü şey yapamıyorsun, promosyonunu yapamıyorsun. Burada peki ne beklediniz? Ve bizim için yani de ticari bir beklenti olmadığı çok net. Müzikten genel olarak şu anda müzik sanatlar arasında yapması en zor, maliyeti en yüksek sanat sinemadan sonra belki. Çünkü müthiş bir organizasyon, müthiş bir para harcama gerektiriyor. Getirisi en düşük sanat. Yani dolayısıyla aşksız bu işi yapmanın hiçbir anlamı yok. Biz bu işten tabii para beklemiyoruz. Ne bekliyoruz? İçimizdekini dışarı vurmayı bekliyoruz. Tek beklediğimiz bu. Yani içimizde bir müzik birikimi var. Bunu dışarı vuralım. Bunun üstüne birkaç albüm daha koymayı düşünüyoruz. Öyle bir şeyimiz var, planımız var. O şarkılar da 3 aşağı 5 yukarı kafamda hazır. Kadir'inki de hazır. Ezgi'nin günlüğünde benim söylediğim yaklaşık 15 şarkı var eski albümlerinde söylediğim. Onları yeniden düzenlemeyi düşünüyoruz ve eğer yukarıdaki başka planlar yapmıyorsa bundan hani vardır ya Yahudilerin bir lafı, insan düşünür Tanrı güler diye. Ben şimdi böyle düşünürken yukarıdaki gülmüyorsa eğer önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık işte 3 albüm, yanı sıra eski şarkıların yeniden düzenlenmesi, benim şiirlerimin yeniden yayınlanmasından oluşan böyle bir sanatsal çizgiyi kurmayı düşünüyorum inşallah. Böyle bir hedefim var yani. Akademisyenliğin yanına, onu da çok seviyorum çünkü, yanına bir sanatsal çizgiyi de aynı ağırlıkta koyup o şekilde götürmeyi düşünüyorum. Peki sen en son ne zaman bir albüm yapmıştın? Ben en son 1990 gibi Doğu Türkülerini çıkarmıştım Ezgi'nin günlüğüyle birlikte. Yaklaşık 25, bir çeyrek yüzyıl olmuş yani en son albümüm çıkalı. Ama bu Doğu Türküleri enteresan bir albüm. Ondan evvel de Ezgi'nin günlüğüyle Ala Gözlü Yar diye sen demin dedin ya, Azeri, evet, Türküler. Onun üzerine bir albüm yapmıştık. Sabah Türküsü diye kendi bestelerimizden oluşan bir albüm yapmıştık. Ben bütün konserlerinde zaten solistim Ezgi'nin günlüğünü. Sonra ben Amerika'ya gittim. O dönem biraz şey oldu, kapandı. İşte bu albüm çıktı sonra. Peki şimdi hatırlayanlar oluyor mu? Ya biz bunu biliyorduk. Tabii. Şimdi bizim albümlerin özelliği şu, bizimkiler böyle sabun köpüğü albümler değiller. Mesela Doğu Türküleri hala, biliyor musun, bu CD piyasası ölene kadar satılan bir albümdü. Her yıl yeniden basılıp satılıyordu. Ezgi'nin günlüğünün diğer albümleri de öyle. Şu anda da Doğu Türküleri'nin bütün şarkılarını biz Ada Müzik şeye koydu tekrar. Kendi kanalına tekrar koydu. Bak şimdi koydu. Bir soru geldi bir izleyiciden. Diyor ki eski şarkıları yeniden düzenlerseniz şarkıların ruhuna zarar gelmez mi? O şarkılar değerini kaybetmez mi? Kötü söylerseniz, daha kötü söylerseniz kaybeder. Ama biz daha iyi söyleyeceğimizi biliyoruz yani. Şu anda çünkü bizim de şeyimiz, müzik evrenimiz daha geniş. Seslerimiz daha olgun, yorumlarımız daha farklı. Dolayısıyla o yaşın biraz daha romantik, biraz daha böyle saf yorumu yerine şimdi biraz daha bilmiş diyeyim, biraz daha görmüş geçirmiş bir yorumunu duyacaklar. O zamanlar sanki Ezgi'nin günlüğüne bir siyasi misyon da atfediliyordu değil mi? Yanılıyor muyum? Evet. Ezgi'nin günlüğünün siyasi misyonu şarkılarındaki siyasi mesajlardan ziyade İçinden çıktığı daha sol bir gelenekle özdeşleştirildiği için vardı. Bu aynı misyon Yeni Türkiye'de yükleniyordu. O zamanlar çıkan işte grupların hepsinin içinden çıktığı bir sol gelenek vardı. Sanat üreten ve Türkiye solu zaten belki en büyük başarısı sanat üretebilen, kültür üretebilen bir akımdı. Yani Türkiye'de işte müzikten sinemaya, bugün Türkiye'de kime baksan yani soldan gelmiş bir entelektüel, bir yazar, çizer birisini görürsün.
Ezgi'nin günlüğü de bu kanallardan geldiği için böyle bir özdeşleştirme yapılıyordu ama şarkılarına baktığında mesela grup yorum gibi bir doğrudan siyasi mesaj veren bir grup değil. Biz de öyle değiliz. Ama çok zor bir zamanda çıkmış olduğunuz için ve o dönemde de yani tam bir, askeri darbenin hemen sonrasıydı. Dolayısıyla çok komik olaylar da geldi başımıza. Mesela ben içlerinde en küçüğüydüm. İlk konserimizden önce şarkıların sıkı yönetim komutanlığından, belki sen o sırada oradaydın Selimiye'de, şey yapılması gerekiyordu. Tam çıkmıştım ben. O sırada sıkı yönetim komutanlığının kültür dairesi başkanı mı ne, bir yüzbaşının, onun onaylaması gerekiyordu. Beni gönderdiler, biz yüzbaşıyla oturduk Selimiye'de, Pir Sultan Abdal'ın türkülerini sansürlemesini izledim ben adamı. 1983 sözü, yılında. Bunu böyle demeyin, böyle değil tabii mi? Tabii. Mesela işte çıkam dağlara dağlara diyorsun. Adam ya dağa çıkmak şimdi olur mu ya falan diyor. Tamam abi. Aşık Emrah'ın şarkısı gelin işte. Gelin canlar bir olalım diyemiyorsun. Tutam yar elinden tutam. Çıkam dağlara dağlara diyorsun, tamam mı? Ne diyeceksin orada? İneyim çöllere ya da ovaya ovaya denen şey değil. Erzurumlu adam başka ne yazsın? Peki ya? Hakan, bir soru gelmiş. Bugün kimleri dinlemeyi tercih ediyorsunuz diye bir soru. Bugün kimleri dinlemeyi tercih ediyoruz? Şimdi benden tabii müzik şeyi tüyosu isteyen bir soru bu. Vallahi şu anda Türkiye'de zevkler ve renkler tartışılmıyor tabii. Biraz hani bu işe çok karışmak istemem ama genel olarak yani Ada Müziği'nin şeyinde kanalındaki müzisyenler hem iyidirler hem de dinlemeleri zevklidir. İşte Hüsnü Arkan'dan tutun Fazıl Say'ın şarkılarına kadar, Bir Sentezer, ondan sonra işte sevgili Bülent Ortaçgil, şu anda hani gayet dinlenebilir, kaliteli şeyler yapıyorlar. Biz de onları dinliyoruz. Onların dışında da popun içerisinde de çok iyi şeyler var. Türk rock'ının içinde de çok iyi örnekler var. Müzik dinlerken ben tür ayırmam. Yani işte bazı insanlar ben şu türü dinlerim, başka bir şey dinlemem derler. Her türün içinde yaratıcılık barındıran örnekler vardır. Bir de junk vardır, çöp vardır. Yani onları birbirinden ayırt edebildiğin zaman iyi müzik dinleyebilirsin. Peki yani. Az siyaset dedik, biraz da siyaset konuşalım. Konuşalım. Ben müzikten pek anlamıyorum ama. Estağfurullah. Seçim bekliyor muydu tekrar seçimi? Tekrar seçimi bekliyordum. Bekliyordum. Yani o Cumhurbaşkanı'ndan mütevellit. Cumhurbaşkanından mütevellit. Yani şundan ötürü bekliyordum. İki olasılık vardı. Ya CHP ile kuracaklardı bu koalisyonu ya da AK Parti küçük partilerden biriyle kuracaktı. Küçüklerin ikisi de daha seçimden önce ben AK Parti ile koalisyon yapmayacağım diye ilan etti. CHP ile olması bir ihtimaldi. CHP'de bugün işte öğreniyoruz ki şuna dokunma, buna dokunma diye bir takım kısıtlar çizmişler. Ona dokunmadan da siyaset yapamayacağı için baştan ölü doğmuş zaten bir koalisyon olurdu. Ve dolayısıyla da pek de hevesli değillerdi AK Parti tarafı. Çünkü ikinci round şansı varsa bir insanın, yani rasyonel olarak o ikinci round şansını kullanırdı ve nitekim kullandılar. Peki bir soru var. Tekrar bir tekrar seçim olur mu diye. Olmaz diye düşünüyorum ben. diye düşünüyorsun. Yok, ama artık rasyonalite uçtu gitti. Şöyle olur yani, her bu tür bir, yani bu neticede bir sonucu çok zorlamak oluyor ve gördük nelere yol açtığını bu tekrar seçimi. Yani şu arada kaç yüz insan öldü. Yani nereden bakarsan bak ortalık birbirine girdi yani. Şimdi bu ikinci seçim eğer yeni bir belirsizlik ortaya çıkarırsa ve biz bu belirsizliği demokrasinin gerektirdiği gibi bir işbirliğiyle aşmayı beceremeyen bir toplum olduğumuz ortaya çıkarsa veya parti sistemimiz bunu yapamazsa veya bunu yapmaya meyilliyken partiler yapay yollarla bu yaptırılmazsa 7 Haziran'dan bugüne yaşadığımıza rahmet okutacak daha gelişmeleri yaşarız. Dolayısıyla hani en iyisi bunu yapmaktır diye düşünüyorum. Hani olmaz mı? Olur tabii. Hani üçüncü de olur, dördüncü de olur. Yine buna yasalar el veriyor. Ama maliyeti her adımda bir öncekinin 3-4 katı yükselerek artar diye düşünüyorum. Çok tehlikeli olur. Peki yani. Sen sonuç olarak 7 Haziran'dan çok farklı bir sonuç bekliyor musun? Hiçbir farklı bir sonuç beklemiyorum. Dolayısıyla yine yani, koalisyon gerekecek. Yine koalisyon gerekecektir. Üstüne üstlük diyelim farklı şöyle bir sonuç çıktı. Hani AK Parti açısından
İşte allem ettiler, kallem ettiler. Oradan 100, buradan 500, 289 tane milletvekili çıkardılar. Atıyorum kafadan şimdi. Türkiye gibi bu kadar bölünmüş ve her yasada, her komisyonda öyle ya da böyle işbirliği gerektiren bir mecliste bu kadar küçük bir marjla yönetemezsiniz ki Türkiye'yi. Neticede her seferinde... Ama onlar bir fazlaya bile razılar yani. Ama yani işte demokrasiler o bir fazlayla olmuyor. Yani karşı tarafın taleplerini bir biçimde kale almadan, her seferinde yeni bir konsensus inşa etmeden demokrasi gitmez yani. Bu geminin dünyada giden bütün ülkelere bakın. Böyle bir yer yok. Amerika'da mesela işte meşhur hani özenilen başkanlık sisteminde her bir yasa için, sen de orada yaşadın biliyorsun, o senatörle bu kongre üyesiyle saatlerce pazarlık yapılır. Yani muhalefetten insanlar Beyaz Saray'a çağrılır, işte komisyonlarda, komitelerde toplanılır, akşam yemekleri yenir, kol bükülür, işte rüşvetler dağıtılır. Sen bir de kongre kütüphanesinde çalışmıştın. Evet, ben orada çalıştım. Dolayısıyla yani demokrasi böyle bir rejim. Yani barış içinde şey yapabilme rejimi, işbirlikleri kurabilme rejimi, her bir konu için farklı bir işbirliği kurma sanatına demokrasi diyoruz yani. Sadece hani ben oy verdim, iktidara geldim, artık hiç işime karışmayın. Hani ben bundan sonra istediğimi yapacağım rejimine Arjantinli bir siyaset bilimci, şimdi vefat etti, Guillermo O'Donnell, Latin Amerika demokrasilerine bakarak şey adını verdi. Delege edilmiş demokrasi. Yani sen bana delege et, sen bana ver gücü, gerisine karışma demokrasisi. Bu böyle bir demokrasi Latin Amerika'da var, bizde var ama gelişmiş demokrasiler böyle çalışmıyor. Son bir şey sormak istiyorum. Sen benim bildiğim Türkiye'de siyaset bilimciler içerisinde kamuoyu araştırmaları konusunda özel bir ilgin ve evet, deneyimin de var. Bayağı bir evet, yürüttüğün yani çok sayıda. 8. falan oldu. Evet. Ama sen daha çok seçim olursa ne olur değil de daha çok eğilimleri vesaireleri aynen, ölçüyorsun aynen, değil mi? Aynen. Neler yapmıştın mesela? Valla neler yaptım? Muhafazakar... İşte muhafazakarlık yaptım 2 defa. Avrupa şüpheciliği yaptım 2 defa. Hı. Orta sınıflar ve sınıfsal profiller yaptım 2 defa. Ötekileştirme yaptım. Kürt meselesi yaptım. Şimdi de bir şey hazırlıyoruz. Şimdi de şey yapacağız. Türkiye'de siyasetin bir tür anlam haritasını çıkartıcı bir çalışmanın içindeyiz şimdi. Yani insanlar hangi cümlelere inanıp kararlarını neye göre veriyorlar? Etrafta dolaşan siyasi cümlelerin, siyasi önerilerin, tekliflerin toplumda ne ölçüde kabul gördüğünü gösteren bir çalışma yapmaya başladık. Böyle bir anlam topografyasını milletin anlamaya çalışacağız yani. Peki son olarak sana şey soracağım. Oradan hareketle evet, kamuoyu araştırmaları, seçim araştırmaları evet, vesaire. Bunlar hakikaten Türkiye'de baktığın zaman deneyler, çok sayıda şirket var vesaire evet, var. Bu Türk demokrasisine katkıda mı bulunuyor yoksa yani yarar zarar dengesini sen nasıl görüyorsun? Yani manipülasyon amacı taşımadıkları sürece, yani düzgün çekilmiş örneklemlerden gerçekten hakikati bulma amacıyla yapılanların tabii ki yararı var. Yanlış yapılabilir, yanlış sonuçlar da çıkartılabilir. Ama neticede iyi niyetli bir iştir. Ama niyet kötüyse, hani amaç hiçbir örneklemi yanlış seçtin, sonucu manipüle ettin, 3 puanı oradan alıp buraya koydun şeklinde bir durum varsa, bu tabii ki doğrudan zararlı. Çünkü bir de arkasına bilimi alarak, yani bilim böyle diyor, hani ben demiyorum şeklinde bir iddia da onun arkasına geldiği için diğer daha bilimsel, gerçekten iyi niyetli çalışmaların şeyini de öldürüyor. İnanılırlığını, kredisini de çok azaltıyor. Ama bunu önleyebilir miyiz? Bence önleyemeyiz. Yani bu böyle gidecektir diye düşünüyorum. Eyvallah. Hakan Yılmaz'a Hakan diyorum çünkü kaç yıllık Galatasaray'dan evet, hatta sonra Amerika'dan arkadaşım. Evet. Sen yoktun. Bu gözüküyor mu bilmiyorum ama albümü konuştuk, biraz da siyaset konuştuk. Evet, albüm Ada Müziği'nin şeyinde var. Evet. Resmi kanalında YouTube'da. Oradan izleyebilirler, dinleyebilirler. Ve CD olarak da DNR'larda, Mephisto'da tamam, orada burada satılıyor. Evet, Hakan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Biz İyi günler. Teşekkür ederiz, sağ olun.